Yasından mı yaralanmış hocam bu? Evet. Bu tarafa git. Buradaki doğal dengeyi koruduğumuz sürece hem sahillerimiz daha güzel olur, hem de çocuklarımıza gelecek nesillere daha güzel bir doğa çevrelenmiş oluruz. Mustafa Kemal Üniversitesi olarak 2005 yılından beri ve daha öncesinden de var çalışmalar. Bu deniz kaplumbağalarıyla ilgili faaliyetler devam ediyor. Bu faaliyetlerimizi Samandağ Kaymakamlığı, Bölge Müdürlüğümüzün Doğa Koruma Planı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonu tarzında yapıyoruz. Bu deniz kaplumbağaları bölgemize gelen iki türümüz var. Caretta caretta ve Kelonia midas. Kaymakam Bey'in de söylediğim gibi Kelonia midaslar için özellikle Doğu Akdeniz bölgesindeki en önemli yuvalama kumsallarından bir tanesi burası. Yani yaklaşık dörtte biri tamamen tüm Akdeniz'dekinin yaklaşık oranın dörtte biri kadarı Samandağ kumsalına geliyor. Bu çok önemli bir nesil devamlılığı açısından çok önemli bir yer kapsıyor. Bu bağlamda Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, Orman Su İşleri Bakanlığı Şube Müdürlüğümüz ve Kaymakamlık işbirliğiyle projelendirilerek de bunlar korumalar yapılıyor. Modern tıpın gerektirdiği şekilde tüm gerekleri yapıyoruz. Ultrason tedavi, ultrason muayenesidir, radyografik, bilgisayarlı tomografi muayeneleridir. Tüm yapılabilecek canlılarda, insanlarda yapılan hastaneye gittiğiniz zaman hangi tetkikler yapılıyorsa biz bu hayvanlarda endoskopik muayeneye kadar tüm muayeneleri gerçekleştirdikten sonra hastalığın teşhisine göre tedavisini ve operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bugünkü gönderdiğimiz vakalarımız bir tanesi Kelonia midas vakamız. Bu bölgeye yuvalamak için gelmiş. Diğer iki tanesi ise Caretta'ydı. Sentetik grep uygulamasıyla beyin dokusunun üzerindeki enfeksiyonun ilerlememesi için gerekli uygulamayı yaptık ve iyileştikten sonra da bugün doğal ortamlarına bıraktık arkadaşlar. Bu Caretta'lar balıkla besleniyor. Bunu merkezimizde de aynı doğasına özgü balıklarla besliyoruz. O Kelonia midas dediğimiz yosunlarla falan besleniyor. Onun beslenmesi için de buradaki koruma ekibimizden yosunlar götürerekten besledik o şekilde. Yani fıtratına uygun şekilde bakımlarını beslemesini yaptık. Tedavileri bir tanesi bir ay, diğerleri de birisi iki ay, diğeri de üç ay, yaklaşık üç ay kadar bir tedavi aşaması sürdü. Şu anda merkezimizde 7 taneydi. 4 tanesinin daha 4 tanesinin daha tedavisi devam ediyor arkadaşlar. Onlar da tedavisi tamamlandıktan sonra bırakacağız. Çoğunlukla kafa travmaları var. Burada bir balıkçılıkla uğraşan paydaşlarımıza bir burada mesaj vermek istiyoruz. Bu hayvanlar denizel ortamda, yani size zarar veren bir şey değil. Sizin balıklarınıza, ağlarınıza tamam takılabilir. Yani zaman zaman küçük zararlar, hasarlar olabilir ama sonuç olaraktan besin zincirinde bu deniz kaplumbağaları çok önemli bir yer alıyor. Çünkü yaklaşık 1000 yavrudan ancak birkaç tanesi erişkinliğe ulaşabildiği için nesli tükenmekte olan hayvanlar zaten onun için koruyoruz. 1000 tane yavrudan ancak birkaç tanesi erişkinliğe ulaşabildiği için o diğerleri denizde diğer balıkların, büyük balıkların beslenmesine katkıda bulunuyor. Onun için yani bunların neslinin tükenmesi demek, yani ağlarımıza takıldı bunların öldürülmesi demek aslında kendi yani ekmek teknelerine zarar vermek gibi bir şey oluyor. Yani diğer balıkların neslinin de korunması açısından bunların neslinin devam etmesi lazım. Yani ağlara takıldıkları zaman merkezimizde, orman bölge müdürümüzde, kaymakamımızda, ilgili paydaşlarımızla iletişime geçsinler. Yani sağlıklı olanlarını hemen denize tekrar ortama, denizel ortama bıraksınlar. Vallahi yok.
daha daha bu. Geçen bunu sahilde yaralı bulmuştuk. Kafasını parçalamışlar hayvan.